İyi akşamlar değerli Halk TV izleyicileri. Konuşmasak Olmaz programından merhaba. Bu akşam yetiştirebilirsek 2-3 konuyu birden konuşacağız. Bunlardan ilki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ödemediği elektrik faturası yüzünden elektriklerinin bu sabah kesilmiş olması. Kemal Bey bu durumu bir sivil tatsizlik eylemi olarak değil, bir direniş olarak gördüğünü söyledi ve bu yüzden ödemediğini ifade etti. Saat 21 itibariyle 20-30 itibariyle evinin önünde gazetecilerle sohbet etmesi bekleniyor. Tam o saatlerde evinin önüne bağlanabiliriz. 21 itibariyle ise evinden karanlıkta ve herhalde mum ışığında açıklamasını yapacak. Zaten 21'de bu kez o yayına dönmüş olacağız. Bu arada bugünkü programımızın ikinci faslında ise genç gazeteci İbrahim Haskaloğlu'nun tutuklanmasıyla sonuçlanan devletteki e-sızma meselesine giriş yapacağız. Yine bununla bağlantılı olarak AK Parti'deki troll savaşlarını konuşacağız. Eğer vaktimiz kalırsa İYİ Partili Alp Emeç adlı genç delikanlının Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanması meselesine giriş yapacağız. Fazla vakit kaybetmeyeyim. Kadir abi istersen kısa bir görüntümüz var. Tabii. Onu izleyeyim. Sen de beraber izleyelim. Ondan sonra sana döneceğim. Sevgili halkım, eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler. Hepinizin malumu. Milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler. Enerjiye yaptıkları zamlar 3 yılda %400'ü aştı. Tam %400. Geri çekin zamları dedim, çekmediler. Oysa enerji temel bir insan hakkıdır. Ekmek gibidir, su gibidir, hava gibidir. Hakkındır elektrik ey halkım. Şimdi gelelim can alıcı soruya. 2021'de kaç abonenin elektriği kesildi derseniz? 2021 yılında toplam 3.449.344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone yahu, 4 milyon kişi değil abone, dile kolay. Kaç kişi demek? Bunun hesabını varın siz yapın. Çektiğimiz, size çektirilen çileye bakın Allah aşkına. Et ve süt kurumuna yatağa aç giren çocuklar için gitmiştim. Oysa zavallı yoksul çocuklarımız hem aç hem ışıksız giriyorlar yataklara. Bu eşkıya düzenine karşı faturamı ödemeyeceğimi söyledim. Ödeyemeyeceğimden değil, ödeyebilirim. Ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada yerimiz belli olsun istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim. Ödemedim. Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Bundan sonraki süreci konuşmak üzere tüm halkımızı akşam 21 sularında ekranları başına davet ediyorum. Görüşmek üzere. Evet Kadir abi, bugünkü elektriğin kesilmesinin görüntülerini izledik. Kemal Bey'in açıklamasını dinledik. Senin düşüncen nedir? İlgili dağıtım şirketi, CHP Genel Başkanı, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğini keserek çok büyük bir siyasi hata yaptı. Kim bu karar verdi sence? Kesmeyebilir miydi sence? Kesmeyin demesi gerekiyordu iktidarın. Siyasi iktidarın. Tabii ki. Kesmeyin, bedava kullansın böyle demesi. Biz verelim hatta. Evet. Ondan sonra belki Kemal Borcunu Bey, da söyleyeyim Kemal bu Bey arada. Belki ondan sonra diyecekti ki, hadi bekliyorum kesin artık. Vatandaşınkini kesiyorsunuz, benimkini niye kesmiyorsunuz? O zaman belki başka bir durum gelişebilirdi ama şimdi bence hata yaptılar. Yani... Hı-hı. Normal uygulama bu. 3 fatura ödemediğin zaman kesiliyor elektrik. Belki de şuna güvendiler. Bu sonu ucu açık bir eylem. Bence bu elektrik faturasını ödememe eylemi Kemal Bey'in siyasi kariyerindeki en zor eylem. Neden? Çünkü sonu belirsiz. Varabileceği bir nihayet yok, bir nokta yok. Yani Kemal Bey elektrik faturasını hangi koşul gerçekleşirse ödeyecek, onu söylüyor zaten. Diyor ki
Bu zamları geri alın. Kısmen alındı bu arada. Bu zamlar ama dediği herhalde Kemal Bey'in dediği bahsettiği zamlar o 31 Aralık. Evet, o geceki zamlar tabii. Yoksa o zamları... Biraz düzeltme oldu o daha doğrusu. O mehter takımı evet. İşi iki adım ileri bir adım geri. O yani öyle değil o iş. Ha şimdi o zaman sonu nerede bitecek bunun? Kemal Bey devamlı 23 Haziran'da yani Kemal Bey acaba iktidar olana kadar elektriksiz bir evde mi yaşayacak? Bu mümkün. Şöyle mümkün. Bir siyasetçi zaten evine çok fazla uğramaz. Yani yatmadan yatmaya. Ama canım eşi orada. Eşi orada. Ona da bir çare bulunur falan. Böyle gider o bu. O da oğlanın evine gider. Yani ilginç bir durum oldu. İzlemesi ilginç olacak bunu. Zor bir eylem. Yani Kemal Bey, Kemal Bey şimdi 2023 Haziran'a kadar ve ondan sonra artık ne zaman iktidar değişirse elektriksiz bir evde oturacak. Tabii buzdolabı çalışmayacak falan. Başka yaza giriyoruz bir de. Yaza yani, giriyoruz evet. Yani. Bu açıdan ucu açık bir eylem. Zorluktan kastım bu. Ben iktidarın tabii ki elektrik zamlarını geri alacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü elektrik zamları iktidarın fevkalade yanlış ve keyfi politikalarının neticesidir demekle kalmayacağım. Neden geriye alınamayacağını bu zamların sorusuna cevaben dağıtım şirketlerinin kibar tabiriyle kime yakın olduklarını görmek lazım. Yani o Türkiye'de elektrik dağıtımı özelleştirilirken bu şirketler, bu şirket diyorum dağıtım şebekesi hangi şirketlere ikram edildi? Hangi şirketler aldılar bunu? Yani belki o dönemde ilk yapılan şey açık yapılmıştı ama biliyoruz ki yani bu ihaleler. 18 bölge dağıtım. Değil mi? Evet yapıldı. Ama zaten çoğu da şey yani iktidar yanlısı, yandaş ya da iktidarla derin işbirlikleri içinde olan şirketler bunlar. Ve muazzam bir nakit akışı var burada. Yani dolayısıyla bu elektrik zamları geri alınmayacak. Ama Kemal Bey'in eylemi bir sivil itaatsizlik eylemi değildir diyor. Ama bence sivil itaatsizlik eylemi bireysel bir eylem. Burada daha önce yapılmış bir benzetmeyi ben tekrar etmek istiyorum. Hindistan'da bağımsızlık mücadelesi sürerken o mücadelenin lideri olan Mahatma Gandhi neticede işte İngiliz sanayisini protesto etmek için İngiliz dokumalarını giymeyi reddetmiş ve de kendisi iplik eğirmişti. Böyle fotoğrafları vardır iplik eğirirken ve ondan işte yerel tezgahlarda kumaş dokuturup o kumaşlardan elbise giymiş. Tabii bu sanayileşme öncesine dönüş anlamına geliyordu. Burada da elektriğin öncesine dönüş anlamına gelen bir eylem var. Kemal Bey'in yaptığı. Kendisine de işte Gandhi benzetmesi yapılmıştı 2010'da CHP Genel Başkanı olduğunda. Bir evet sivil itaatsizlik zaten aslında Hindistan'daki bağımsızlık mücadelesinde ilk kez dünya genelinde görülmüş, teşhis edilmiş bir eylem türü, sivil itaatsizlik, barışçı eylem. Yani o zaman İngiliz sanayisinin Hindistan'daki yerel manifaktür, atölye tarzı üretimi mahvetmesine tepki olarak, aynı zamanda da İngiliz sömürgeciliğine bir tepki olarak yapılan bir eylemdi Mahatma Gandhi'nin eylemi. Şimdi burada tabii çeşitli ara aşamalar da, ara renkler de olabilirdi bu eylemde. Elektrik faturası ödememek ya da elektrik kullanmamak da olabilirdi. Şimdi çok zor bir adalet yürüyüşüyle mukayese ettiğiniz zaman orada yürüyüşün hedefi belli. Maltepe cezaevinin önüne kadar 2017'de Temmuz ayında Maltepe cezaevinin önüne kadar yürünecekti değil mi? Orada nerede biteceği belli. Yürünecek. Yani gücü, sağlığı yerinde olanlar da Kemal Bey'in peşine düştü. Onun önderliğinde bir eylem gelişti. Burada şimdi durum çok aslında ikircikli bir durum. Çünkü burada elektrik faturasını ödememek var, bir de ödeyememek var. Ödeyemeyenlerin sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Bu bir krize delalet eder. Bu bir Türkiye'de çok ciddi bir krizin olduğunu işaret eder bu rakam.
4 milyona yakın verdiği rakam Kemal Bey'in. Şimdi elektrik faturalarının ödenmemesi halinde gerçekten de bu sefer elektrik dağıtım şirketleri çok ciddi bir şeye girer, krize girer. Bunun sonucunda yargı mekanizması krize girer çünkü icra davaları açılır. Şimdi bundan sonraki aşama herhalde Kemal Bey hakkında o 1000 liralık borcunun, ki düşük bir borç yani. Çok fazla elektrik kullanmıyormuş Kemal Bey. Karı koca, evet, kısıtlı yani imkanlarla. Çok zaten minimum, Kemal Bey daha çok mutfakta zaman geçiriyor. Minimum, bir, minimum evet. Yani 1000 lira gerçekten düşük. Zamlardan sonraki 1000 lira çok düşük 3 ayda. O zaman da demek ki çok az elektrik kullanmışlar zaten. Yani kesileceği için o anda itibaren elektriği düşük tutmuşlar sarfiyatı. Yani bu noktada elektrik tahsilatı yapılamadığı takdirde yargı da krize girer, icralık olur. Şimdi Kemal Bey hakkında da haciz işlemi başlatılacak muhtemelen ya da şey konulacak, üstüne kayıtlı olan tapuda neyse işte otomobil, daire, şu bu, şerh konulacak, icra takibi yapılacak vesaire. Bu süreçlerin de bunu izlemesi lazım, onu göreceğiz. İki dakika tabii varsa veya sen tabii, şey daha sonra uygun devam et. Yani burada şimdi Kemal Bey'in elektriğin kesildiği gün tüketici güven endeksi açıklandı. Tarihin en düşük seviyesinde 67.3 seviyesine düşmüştü. Tarihin en düşük seviyesinde çünkü yani bu doların 18'leri gördüğü şeyde dönemde 68 olarak sanıyorum cereyan ediyor. 68'e çıkıyor. Evet. Ondan sonra bu hadise de şu. Yani bilmeyen seyircilerimiz açısından önümüzdeki 12 ay içinde tüketicilerin yeni bir otomobil alma, yeni bir daire alma yahut hayatlarının daha iyi olacağı, alım güçlerinin artacağı yönünde ki beklentileri soruluyor. Bu TÜİK'in yaptığı bir anket, resmi anket ve orada kapkaranlık, karamsar bir tablo çıkıyor. Tüketici güven endeksinin düşmesiyle iktidara verilen destek arasında doğru orantı var. Ne zaman tüketici güven endeksi düşüyor, o zaman AKP oy kaybediyor ve iktidarını kaybediyor. Bugünkü tabloda AKP'nin iktidarını kaybedeceğini ilan eden bir tablo. Eğer değişmezse bu tablo, ki değişmesinin de pek imkanını görmüyorum. Velev ki 2015'te de çok düşük bir seviyedeydi tüketici güven endeksi. Ama o yüzden de 2015'te azınlığa düştü Haziran seçimlerinde. Daha o zaman sorulduğunda en büyük sorun nedir Türkiye'nin diye sorulduğunda seçmene hep ekonomik problemlerle ilgili, işsizlik, hayat pahalılığı, geçim derdi söyleniyordu. Kasım seçimlerinde terör güvenlik tehdidi başa çıktı, alta indi. O sayede evet oldu ama aynı derede bir daha yıkanılmaz. O bakımdan da ben bu hadise ikisinin bir arada, yani Kemal Bey'in elektriğin kesilmesiyle tarihin en düşük tüketici güven endeksinin ilan edilmesinin aynı güne rastlamasının da nahoş bir tesadüf olduğunu söylüyorum. Ama yani iktidarın özellikle siyasi iktidar açısından nahoş gözüküyor durum. Ben önce aktüel bir bilgileri vereyim. Bugün sosyal medyada, Twitter'da da yazdım. Kemal Bey'in 3 aylık borcunun 1030 lira olduğunu öğrendim. 1030 lira aslında bir aile için bu zam koşullarında, özellikle 1 Ocak 2022'den sonra elektriğe gelen zamla beraber, ki Nisan'da bir zam daha geldi, düşük görünebilecek bir fatura, pek bir şey yakmamışlar gibi görünüyor. Zaten karı koca iki insan, yani iki mide, iki kursak ne yapabilirler? Zaten çektiği videolardan da gördüğümüz kadarıyla Kemal Bey daha çok mutfakta vakit geçiriyor yani. Yaktıysa orada yaktı. Sabah 11 sularında görevliler geldiler ve elektrikleri kestiler.